hoş geldiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlar, ne yazık ki hemen hemen her basın toplantımıza üzücü bazı hadiselere temas etmek mecburiyetinde kalarak başlıyoruz. Maalesef son günlerde İzmir'de ve Kayseri'de yaşanan hem deprem hadisesi hem de İzmir'de yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Bir tarafta kuraklık, Ankara'da özellikle kuraklığın sıkıntısını Ankaralılar yavaş yavaş hissetmeye başlıyorlar. Belki de bazıları hissetmiyor ama azami bir seviyeye çıktı. Hakikaten yağmura da kara da Ankara'nın ihtiyacı var ama Kayseri'de ve İzmir'de hayatını kaybeden bir kardeşimiz oldu. Ona Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İzmir'de selden dolayı diğer kardeşlerimize de geçmiş olsun diyorum. Hakikaten böyle aniden inen yağmur hayatı felç etmiş bulunuyor şu anda. Muhterem kardeşlerim, tabii bunun yanında yurt dışında meydana gelen bir hadiseye de temas ederek inşallah içerideki meselelere döneceğim. 9 yılında biz Türk Dışişleri Bakanı'nı oradaki zulüme seyirci kalındığı için mecliste azletmiştik. Güven oyu vererek, güvensizlik oyu vererek. Şimdi iktidarda olan arkadaşların haline bakıyorum da dizimizi dövmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Yazıktır. Müslümanlar bu kadar perişan halde olmamalı. Birileri sahip çıkmalı buna ya. İslam örgütü var. Cidde'de. Hani biz oraya fazla el uzatamıyoruz dedik. D8'ler var. D8'lerin içinde işleniyor bu zulümlerden bir kısmı. İşte Pakistan'da Keşmir. Bangladeş'in hemen yanında cereyan eden de Arakan zulmü Çin'inki bunun üzerine dikilmiş bir tüy gibi maalesef. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı aleni bir tavır koymaya davet ediyoruz. Evet, bu Türkiye'nin içini pek ilgilendirmiyor. İktidarın derdi başka. Esas problemleri bir kenara iteleyip bizi başka şeylerle uğraştırmak istiyorlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Anayasa bu bapta şu anda yeniden gündeme getirildi. Mecliste anayasayı değiştirecek güçleri yok. Peki bunu bile bile şimdi bir yeni anayasa hamlesi yapıyoruz diye ortaya çıkmanın mantığı ne? Bu gücünüz yokken, bunu bilirken belki birilerini tırtıklarız mı diye düşünülüyor, bilmiyorum. Türkiye'nin halbuki dertleri başka. Ekonomik dertler, tarımın, küçük esnafın zirveye çıktı. Problemleri çözecek bir anayasa olsun. Yoksa daha önceleri de denildiği gibi bugünkü sistem kabul edildiği için o edilmeden önce bir kabul edin Türkiye şaha kalkacak diyorlardı. Ne oldu? Türkiye'nin şaha kalkması bir tarafa, Türkiye dünü arar hale geldi. Sık sık söylemek ihtiyacını duyuyorum. Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. İktidar zihniyetini değiştirmeden, tavrını değiştirmeden, yaklaşımını değiştirmeden hangi anayasayı değişikliğini getirirseniz getirin, hiçbir faydası olmaz. Ha, akıllarından şu geçiyor mu bilmiyorum. Bazı hakimler anayasayı çiğniyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı bir uç mahkeme ben uygulamam diyor. Hükümet de onu, iktidar da destekliyor.
Ha bunu anayasanın içine yazarlarsa, yani anayasa her ne kadar her şeyin üstünde gibi gözükürse de Sayın Cumhurbaşkanı ileride alacağı bir kararla anayasaya uyulmamasını da uygun görür. Anayasa o zaman kenara bırakılır, Cumhurbaşkanı'nın dediği olur. Bunu yazarlar, hiç olmazsa o zaman anayasal bir hak kullanmış olur. Böyle bir yola girecekler mi bilmiyorum. Yani komedi gibi geliyor. Muhterem arkadaşlarım, ortak akıl diye uzun zaman bunlar dile getirilmişti. Şimdi artık ortak akıldan bahseden, katılımcı demokrasiden bahseden bir anlayış ortada yok. İktidarda ve iktidarın ortağında hiç yok. Bundan dolayı anayasa değişikliğini sadece gündemi değiştiren bir girişim olarak görüyoruz. Keşke müsbet manada bir değişiklik olsa. Çünkü anayasa ortak bir metindir. İktidar da, muhalefet de bu konuda ittifak etmek mecburiyetindedir. Anayasayı mecliste çoğunluğu bulunan bir parti muhalefete rağmen yaparsa, o anayasada mutlaka bir takım eksiklikler, yanlışlıklar, aksaklıklar olur. Tek akıldan çıkıyor. Ben güçlüyüm, yaparım diyor. Muhalefetin, senin tavrın, fikirlerin umurunda bile değil manasına geliyor. Bunu kabullenmek, anayasa anlayışı ve fikriyle bağdaştırmak kesinlikle mümkün değil. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Onun için biz Türkiye'mizin dertlerine derman olacak, bugünkü aksaklıkları ve eksiklikleri giderecek, hani hep deniyor ya, bu anayasa bir ihtilal anayasası. Elhak doğru. Bu anayasa ama bugüne kadar 40 kere değiştirildi. Bölük pörçük. Bir türlü ana meselelere kimse girmedi, giremedi. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemi bile getirildi. Yoktu ki eskiden. Efendim eskiden güçlü bir Cumhurbaşkanı var ama yetkileri sınırlıydı. Biz onu artıralım derken bütün meclis kimsenin itibar etmediği bir konuma indirildi. Ve bunun da ne kadar yanlış olduğunu bugün görüyoruz. Hani söylüyor, kavga ediyor ama kellim kellim la enfa. Hiçbir kıymeti yok. Ne söylersen söyle, hiçbir faydası ne yazık ki olmuyor. Halbuki bizim dertlerimiz var. Çiftçimizin derdi var. Esnafımızın derdi var. Türkiye'de atamalarda liyakatsizlikten doğan bir takım hadiselerle ilgili dertleri var. Bunlar gözden ırak tutulmaya çalışılıyor. Hiçbir kural en üst mertebeye kadar çıkarılıyor. Muhterem arkadaşlar, liyakat olmazsa siz bir insanı sadece size bağlı olduğu için, sizin sözünüzden çıkmayacağı için bir makama getirirseniz ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Kendi problemlerinizi artırırsınız. Ama dilimizde tüy bitti. Biz bunu her seferinde söylüyoruz. Adaletle beraber liyakati dile getiriyoruz. Ama dediğim gibi kimsenin itibar ettiği yok. Muhterem arkadaşlarım, bu anda milletimiz geçim sıkıntısı çekiyor. Ha TÜİK rakamlarına göre rakamlarla iktidar maşallah sıkıntılar azaldı. Kimsenin derdi yok diyebiliyor. İşsizlik de azaldı, yok. Geçim sıkıntısı yok. Artık herkes öyle bir refah içinde yaşıyor ki bunu görmüyor ya muhalefet. Hakikaten bunlar oturuyorlar saraylarda, köşklerde birbirleriyle, herkes bir yerden 5 maaş alan, öbür taraftan 3 maaş alan insanlar oturmuşlar. Ya bunlar, yani nasıl oluyor da bu memlekette geçim sıkıntısı var? Nasıl bunu ileri söylüyorlar diye aralarında konuşuyorlar. Ya bu kadar gaflet olur mu? Kaç kişiydiniz siz?
Beş yerden maaş alanları toplasan kaç kişi eder ya? Açıktan para kazananları. Birazcık da insaf etmeye ihtiyaç var. Şu anda çiftçimiz perişan muhterem arkadaşlar. Çiftçimiz artık borçlarını ödeyemez hale geldi aynı zamanda. Yüksek faizli krediler çiftçimizin belini büktü. Ama öyle bir hükümet şu anda iktidar politika uyguluyor ki, yasada yazılan hükmü bile yerine getirmiyor. Yasada diyor ki, bütçe yapılırken çiftçiye milli gelirin en az %1'i kadar destek ayrılır. %1'i. Hiç olmadı neredeyse bugüne kadar. Türkiye'nin milli gayri safi milli hasılası bu bütçe yapılırken kabataslak ortalama söylüyorum 3,5 trilyon dolardı, liraydı. %1'ini alırsanız 35-36 milyar ediyor ama bütçede ayrılan para 22 milyar. Daha baştan kendi yaptıkları kanuna uymayanlar, efendim paramız var da mı vermiyoruz? Ya var da vermiyorsunuz. Vardan vermediğiniz için biz şikayet ediyoruz. Var olan parayı başka yerlere harcıyorsunuz. Saray deyince kızıyorsunuz ama isterseniz adına külliye deyin, isterseniz ya bu külliyene kübes bile de olmaz deyin. Ama oralara para harcıyorsunuz. Betona döküyorsunuz parayı, asfalta döküyorsunuz, bilmem inşaat demirine, kalıbına harcıyorsunuz. Olmaz. Ama çiftçiye vaat ettiğiniz parayı ödeyemiyorsunuz, vermiyorsunuz. Vermediğiniz için çiftçi perişan. Şu anda muhterem arkadaşlarım, bir misal olsun diye bunu rakamlarla söyleme ihtiyacını duyuyorum. Çiftçimizin kamu bankalarına borcu 89 milyar lira. Kamu bankalarına. Yabancı bankalara borcu 22 milyar lira. Özel bankalara da 11 milyar lira. Türkiye'de toplarsanız 122 milyar lira ediyor. Bu kullandırılan bunun yüzde sadece 4,3'ü çiftçimizin takibe düşmüş kredileri bunun. Yani yaklaşık 5 milyar 288 milyon lira borcu takibe düşmüş, ödeyememiş. Bundan sonra her ay kaç çiçeğini almış, bilmem kaça satıyor, arada 5 lira fark var, bakkala giderse daha ucuz alıyorsun. Bunu bile göremiyor, göremez. Niye? Çünkü meseleye sahip çıkma diye bir anlayış yok bu arkadaşlarda. Hemen birisini bulacaksın, vura balıya, tepesine indireceksin. Ah şu soğan mafyası, ah şu patates mafyası. Ya soğan ekip biçen adamla patates ekip biçen adam geçimini sağlayamıyor. Bırak ya, geçimini sağlayamıyor. Arada birileri deveyi hamutuyla yutuyor. Bunu uygulayan, bu işin bilen adam yok. Tarım Bakanı kusura bakmasın. Kendisine karşı olan sevgimiz başka, gerçekler başka. Böyle bir tarım politikası olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir tarım politikası. Bakın muhterem arkadaşlarım, tarımı düzeltmek istiyorsanız tekrar tekrar söyledik, bir defa daha söyleyelim. Bir, çiftçi yaptığı çalışmadan dolayı para kazanacak, geçimini sağlayacak. Bu olmazsa olmaz. Bunu yaparken devlet yardım ediyor. Bütçeden ne diyoruz? En az 35-36 milyar ödenmesi lazımdı lira. 22'ye indirdiler. Ama onu nasıl veriyorlar? Tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla.
Kim niye alıyor o da belli değil. Aldığını da ödeyemiyor zaten. Dedik ki iki şey. Bir, önce siz çiftçinin ekim zamanında tohumunu, ilacını, gübresini daha ucuza mal edebilmek için bir destek vereceksiniz. Ekim için. Bunlar ucuz olacak. Elektriğini, eğer su kullanıyorsa pompalı, diğer giderlerini, mazotunu aşağı çekeceksiniz. İndireceksiniz vergilerini, kaldıracaksınız, fiyatları indireceksiniz. Sonra hasat zamanı geldiği zaman da çiftçinin cebine biraz para koyacaksınız. Çünkü Türkiye'nin neredeyse her tarafında hasat belli bir mevsimde meydana geliyor. O hasat zamanında malının değerinin düşmesine mani olacaksınız. Bak düşmesine diyorum. Ne manada söylüyorum? Efendim bunu fazla fiyatla satsın diye değil, değerinde satılabilmesi için. Çünkü çiftçinin malı elinden bunu istismar etmek isteyenlere geçerse çok düşük fiyatla, bu sefer o fiyatlar anormal bir şekilde yükselir. Gidin hallerde bunu görürsünüz. Onun için ya en azından şu da hatırlayın ya. Ofis eskiden özellikle tarımla uğraşan, tahılla uğraşan çiftçimiz için ofis çiftçinin karagün dostudur diye yazardı. O yazıları kaldırdılar. Niye? Çünkü artık çiftçinin karagün dostu yok. Hükümet de yok. Ondan sonra da siz PTT vasıtasıyla tanzim satış mağazaları açıp Türkiye'de çiftçiyi de itham edip suçlayıp ah bu kara borsacılar diye fiyatları indireceksiniz. Allah size akıl fikir versin. Gene de dua ediyor. Muhterem arkadaşlarım, çiftçinin durumunun düzelebilmesi için mutlaka çiftçinin birikmiş borçlarının faizleri silinmeli bir defa. Bu haksız bir yük. Bu zulüm aracı çünkü. Baştan bunu bir defa sileceksiniz. Arkasından da çiftçiye destek olabilmek için borçlarını taksitlendireceksiniz. Şu anda çiftçinin aracına, tarım bilmem aletlerine, traktörüne maalesef haciz geliyor. Elinden alıyorlar bunu. Ne edecek o çiftçi? Perişanlayacak. Bunun tarım sektörüne bir faydası olacak mı? Kesinlikle olmayacak. Muhterem arkadaşlarım, bu söylediğimi ümit ederim ki iktidar ciddiye alır. Yani eğer siz çiftçinin durumunu düzeltmek, çiftçinin durumunu düzelttiğiniz zaman tarım düzelir. Bundan dolayı da bugüne kadar birikmiş faiz borçlarını silin. Geriye kalan borçları da uygun bir şekilde takside bağlayın. Gene alın ama takside bağlayın. Çünkü çiftçi bunu verebilirse ancak ayakta durabilir. Bunu karşılayabilirse üretim artar. Hep söylediğimiz bugün Türkiye'de tarım arazilerini 101 noktaya getirelim. Ben ihya olsunlar diye demiyorum, böyle milyarlık olsunlar diye değil. Ama çiftçimiz kendi geçimini sağlayacak hale gelsin. Elbette burada hem sadece 29, küçümsemek için demiyorum, o da büyük rakam. Bir sene önce bizim dış ticaret açığımız 29,5 milyar dolar imiş. Yani 220 milyar dolar, 30 milyar dolar yaklaşık, 200 diyorum açık var. Bu sene 50 milyar dolara çıkmış 2020'de. %7 artmış. Bu ne demek?
işler iyi gitmiyor demek. Muhterem arkadaşlarım, bu noktada bakın dikkatinizi Van ilimize çevirmek istiyorum. Geçen hafta Van'dan arkadaşlarımız gelmişlerdi. Özellikle hallerin Doğu Anadolu'da turizmden en çok faydalanan illerimizin başında geliyordu. 2 sene önce gittiğimizde şaşmıştım. Her taraf turist dolu. Nereden geliyor? İran'dan. Şimdi muhterem arkadaşlarım, ne yazık ki Van'ın Kapıköy, Ağrı'nın Gürbulak, Hakkari'nin Esendere sınır kapıları insan geçişine yasaklandı, kapatıldı. Mal mülk gelip gidiyor. O noktada bir engel yok ama insan gelemiyor. Halbuki Van öyle bir noktaya gelmiş ki turizmden dolayı otellerde çok önceden yer ayırtmanız lazım. Bütün oteller dolu. Alışveriş merkezleri cıvıl cıvıl. İran öyle bir noktada ki İran'dan gelenler boş bavulla geliyor, dolu bavulla gidiyorlar. Bavullarla, bavulla da değil. Milyarlarca dolar para getiriyorlar. Turizm özel muameleye tabi batıda. Onlara yurt şey de yok, yasak da yok, ambargo da yok. İstanbul'da boş caddeleri dolaşıyorlar. Sınır sahil kentlerine gittiğiniz zaman sahiller dolu. %50 deniyor ama aslında göz yumuluyor. Bütün oteller dolu. Efendim oralarda tedbir alıyoruz. Bu pandemiden dolayı da çok sıkı tedbir almazsak sıkıntıya düşeriz. Bundan dolayı bir ayrım var. Arkadaş tedbirini al. Biz sana elini kolunu sallayan Türkiye'ye girsin demiyoruz ki. Sıkı bir kontrol uygula. Gelen insanlar gerekirse kapıda birkaç saat beklesin. Mahsurlu gördüğünü alma. Ama Van'ın can çekişmesine vesile olma. Ben Van'ı özellikle zikrediyorum ama eminim bundan etkilenen diğer illerimiz de var var. Fakat Van çok önemli. Oteller çalışmıyor. Çoğu kapanmış, batacak. Batıyor da zaten bir kısmı. Lokantalar vesaireler zaten çalışmıyor. Ama Türkiye, İran'dan gelen turiste tamamen kapalı değil. Uçakla geliyorlarsa Ankara'ya, İstanbul'a o yol açık. Günde 30 sefer yapılıyor. 30. Uçak dolusu insanlar geliyor. Ama gittikleri yerde kalıyorlar. Van'a gelemiyorlar. Yani İstanbul'a gidecek. İstanbul'dan özellikle Van'a gelecek. Tekrar İran'a dönebilmek için İstanbul'a gidip İstanbul'dan uçakla gidecek. Adam arabayla gelmek istiyor. Bavulunu doldurmak istiyor. Onun için ben bu konuda hükümetin bu konuya eğilmesini, bu konuda bir takım adımlar atmasını, tedbir almasını gerektiğine vurgu yapmayı bir görev biliyor. Aynı zamanda, çünkü sonradan bu konunun istismar edildiği de ortaya çıktı, bizim inanç temellerimize saygısızlık kesinlikle yapılmamalı. Ama bir zamanlar biz, İstanbul'da yapılan gösterilerde, bazı camilerde içki içildiği iddiaları ortaya atıldıydı. Bu kadar alçalmayın ya. Bunu yapan varsa şerefsizin kendisidir. Onu hemen söyleyeyim. Ama böyle bir hadise yokken varmış gibi gösterip halkı başka yönden galeyana getirmek de o içkiyi içen varsa onun kadar alçalır. Doğru olmaz. İnsanları birbirlerine bu noktada kavga eder hale getirmemek icap eder. Eğitim görevlileri de, bilmem öğrenciler de bir hızlı bir
terfi ve tayin silsilesine itiraz ettiler. Ya burası ayrı bir üniversite. Özelliği olan, itibar gören bir üniversite. Yapmayın bunu dediler. Bunu demek de onların hakkı. Sayın Cumhurbaşkanı bundan birkaç sene önce 15 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta yaptığı konuşmalarda iktidara boyun eğmeyin, dik durun, görüşlerinizden taviz vermeyin. Böyle diyordu. İşte o gençler de o çağrıya cevap verdiler. Dik duruyoruz, boyun eğmiyoruz dediler. Şimdi siz diyorsunuz ki bunların hepsi suçlu. Yapmayın ya. Yapmayın. Sizin çağrınıza cevap veriyor o gençler. Siz çağırdınız onları. Onun arkasından da efendim biz şunlara müsaade etmeyeceğiz. Etmeyin. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bunu ben hakikaten çok üzülerek aktarmak durumundayım. Kendilerini sağcı gazete diye gösterenler, İslami hassasiyeti varmış gibi gösterenler, bizim İstanbul İl Başkanımızın yaptığı bir açıklamada onun özellikle dile getirdiği bazı hususları hiç gündeme almadan bunlara destek çıktığını, yanlış yaptığını kendi gazetelerinde yazdılar. Ben de açtım telefonu sordum. Efendim ajanslar böyle veriyor diye. Yok arkadaş ya yapmayın. Dürüst olmak lazım. Gazeteler, televizyonlar, diğer kanallar da milleti doğru bilgilendirmek, yorum yaparken de eksiksiz, yanlışsız bir yorum yapmakla mükellefler. Siz söylenenin bir kısmını görüşlerden uzak tutacaksınız, öbür tarafı da alıp istediğiniz gibi istismar edeceksiniz ve siz diyeceksiniz ki ben dindarım. Onun için ben dedim ki biz İslamcı değiliz. İslam'ı kendi menfaatlerimiz için kullanmayız ama biz Müslümanız. Müslüman yalan söylemez. Müslüman iftira etmez. Müslüman yolsuzluk yapmaz. Rüşvet alıp vermez. Ama İslamcı her kalıba giriyor. Niye? Menfaat için İslam'la ilgileniyor. Siz şimdi gene benim karşıma çıkıp her türlü lafa edebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'a o hesabı veremezsiniz arkadaş. Bedava değil bu. Veremezsiniz. Gerçeklerin bir kısmını söyleyip bir kısmını söylememek dürüstlük değildir. Herkes bunu böyle bile. Onun için biz bu açıklamalarımızı yaparken bir yerde yanlış varsa o yanlışı dile getiririz. Bunu yapanlar en büyük aşağılıklığı yapmıştır deriz. Ama öbür taraftan da dile getirilen makul bir husus varsa elbette onun da arkasında dururuz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Onun için biz lakaydiliği, liyakata önem vermemeyi tasvip etmeyiz. Türkiye'mizin şu anda düştüğü aziyet, hiçbir konuda problemleri çözememesinin temel sebebi maalesef liyakatsız insanları hızla belli mevkilere getirilmesinden insanların kaynaklanıyor. Bu doğru değil. Yeri geldiği zaman sizin karşınıza çıkacak bu politikalar uygulanamaz, bize fayda vermez, Türkiye'ye zarar verir diyebilecek insanlara ihtiyacımız var. Bu sözlerle konuşmamı tamamlıyorum. Sorularınız olursa onlara cevap vermeye çalışacağım. Buyurun söz sizin. Evet, verdik mi bilmiyorum cevabı da belki. Buyur. Ahmet Sesli Milli Gazete'den. Benim birkaç sorum olacaktı. İlk sorum yeni anayasa tartışmaları ile ilgili. Bu yeni anayasa tartışmaları ile ilgili kulislerde şöyle bir şey konuşuldu efendim. AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sağlamlaştırmaya yönelik bir hamlesi olduğu söyleniyor. Öncelikle siz bu konu hakkında düşünüyorsunuz. Diğer sorunla alakalı olarak anayasa yapılması için AK Parti ve MHP dışında diğer partilerden de destek alınması gerekiyor. Öbür türlü yapılamıyor.
Bu desteği nasıl sağlayabilirler? Sadece başlangıçta bunu söyledim. Yani eğer muhalefetin taleplerine kulak vereceklerse, makul taleplerini karşılayabilecek adım atacaklarsa bu olur. Yoksa olmaz. Yani efendim biz bunu böyle istiyoruz. Siz de bize destek verin. Başkanlık sistemini güçlendirelim. Ya muhalefet başta diyor ki başkanlık sistemi bugünkü haliyle bile yanlış. Bir de bunu güçlendirmeye kalkarsanız tüm de yanlış olur. Onun için bu sadece gündemi değiştirmekle ilgili bir konu gibi geliyor bana. O kadar. Zihniyet değişmeden anayasayı değiştirmek hiçbir işe yaramaz. Efendim diğer sorum da Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararıydı. Bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na da gönderip orada şöyle bir tabirde bulundu. Yerel mahkeme ile ilgili bir anayasa ilave olduğunu belirtip anayasanın korunması sadece AYM'nin görevi değildir dedi. Bu çağrı niteliğindeki kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya kelimeleri eğip bükmenin kimseye bir faydası yok. Anayasa çok açık. Anayasaya herkes uymak mecburiyetinde. Benim işime gelirse uyarım, işime gelmezse bir takım gerekçeler üretirim ve uymam. O zaman anayasadaki o maddeyi kaldırın, daha dürüst olur. Ama anayasa bugünkü haliyle her türlü bütün mahkemeler ve iktidar anayasaya uymak mecburiyetinde. Siz bunu kelimelerle oynayarak değiştiremezsiniz, düzeltemezsiniz. Bunu kendileri baştan ilk başlangıçtan beri talep ettiler. Hikmeti ilahi ya bu insanoğlu hakikaten garip bir mahluk. Yeri geldiği zaman dün söylediğini bugün reddetmekte hiç tereddüt göstermiyor. Evet. Son bir soru daha olacak. Buyurun. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tabii. Yani orada ne kastettiğini bilmem ama bunun ucu böyle açık bırakılınca anlaşılan haberlerde de bu biraz bazı bölümler çarpıtılmış tam olarak yansıtılmamış. Yani bunu bizim yönümüzden çok açık ve net olarak geçmişte de ifade ettik ki bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri var diye. Türkiye'deki ihtilallerin hepsinin arkasında Amerika olmuştu. Hepsini. Bizim çocuklar başardı. Ne zaman dendi? 1960'ta. Ne zaman? İhtilal yapıldığı zaman. Kim bu bizim çocuklar? Yani insan hakikaten hicap duyuyor bizim askeriyedeki görevlilerimiz. Ve Amerika bunu söylüyor. Şimdi de Sayın Soylu, tabii onu mu kastetti bilmem ama iktidarın da o dönemde çok ciddi iddiaları vardı. Çünkü ihtilalin esas karargahı maalesef NATO üssüydü Adana'da. Bunlar da biliniyordu. Bunun içinde Bronson vesaire gibi kişiler serbest bırakılmayacaktı ama baskılar artınca onu da serbest bıraktılar. Adam gitti, kendisini serbest bıraktıran Cumhurbaşkanı Trump'ı takdis etti. Hem de kameraların önünde. Teşekkür etti bir de. Ama biz ne yazık ki kendi prensiplerimizi koruyamadık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.